Maymun taklidi yapmamı istediler. Ne? Allah Allah. Aa, tavuk var benim de. Ve yaptım. Ve işi aldım ama. Maymun'a oynadın mı sen? Canlandırdın mı? Biz şöyle böyle mi peki? Projeyi kaçırdık mı? Bekliyor böyle bir sürü kişi. Siz kimsiniz? Ben 12. maymun oynuyorum. 50 bölümlük iş aldım maymun taklidiyle. Nasıl yani maymun? Nasıl bir işin var senin? Maymunu mu oynadın gerçekten? Ben izleyeceğim. Şu an izleyeceğim eve gidip. Açalım hemen. Çocuklara İngilizce öğreten 50 bölümlük bir programdı. Ve sen maymun muydun orada? Şöyle... Hayır değildim. Fakat her bölüm çocuklara İngilizce öğretirken tabii ki şebeklik yapmanı istiyorlar falan. Şeyi görmek istiyorlardı ilk alırken. En fazla şebekliği ne kadar yapabiliyorsun? Allah cezalıdır. Ve bunun en sona... Bu arada zürafa... Evet ortada... Soğuşuyorum. Gülmeye başladım deli gibi. Bütün çekim ekibi gülüyor. Teşekkür ederiz falan dediler. Ve işe aldı. Aradığımız kızı bulduk. Çok iyi maymun yaptı. Ne söyleyeceğim? Sırf hani birazcık şebeklik yapabilen biri olsun diye maymun oynatmasın. Ama ben kendimi yırtıyorum orada. Ve sonra dedim ki nasıl yaptığını bir kez daha görmek için ben bir 50 kağıt ateşlerim hemen. 50 de ben veriyorum. 100 oldu. 50 dolar, de senden konuşuyor. Dolar mı? Rupi, dinar, her şey. Dolar diye düşünüyorum bunları. TL olarak 50 kağıt dedim ben. 50 kulise gittiğimizde 150 lira veriyoruz. Sana maymunu aynen bir daha oynayacağım. Canınız sağ olsun goril be. Goril oyunculuğu için. Helal olsun. Kocaeli'nin. Crossover'un en çok izlenen bölümü, izlenecek bölümüne hepiniz hoş geldiniz diyebilir miyiz? Ve şimdi sizlerle Alican tavuk taklidiyle karşınızda olacak. Evet. Alican, sen de tavuk olmuştun. Bunu bir daha yapabileceğimi zannetmiyorum. Hadi bize bir yumurtla. Ya yumurtla mı? Sen tavuk olmamı bekliyorsun galiba. Bir taklit değil senin istediğin. Ve kötü tavuk. Hayvanlar aleminin konuşulduğu. Bir dakika. Hayvan. Biz iki taklit yaptık. İki taklit de sizden. Yok öyle. Yok benim öyle. Güvercinim meşhurdu. Taklacı mı taklacısın? Taklacı. Wow. Yeni projemde sana rol vereceğim Barış. Bak şöyle bir ses. Hocam gerçekten çok iyi. Bak minimal. Gerçekten çok iyi. Ekmek attım sana. Ekmek attım. Ben 50 kağıdını ateşlerim. Senin net bir şekilde çok da iyi tanıdığın, ahbap da olduğun bir hayvanın taklidini yapmak zorundasın. Deve kuşu. İnkar edemezsin. Elimde kanıtlı, delilli fotoğrafın var. Ve bu programa eğer yapmazsan o fotoğrafını tak diye koyarım. Ki yapsan da koyacağım onu. Deve kuşuyla şöyle bir şey oldu. Bir fotoğraf çekimine götürdüler beni. Hiç böyle hikayenin hayvanlı hayvanlı falan konsept. Ben işte horoz kucaklıyorum, tavuk kucaklıyorum, boynuma yılan sarıyorum falan. Bir tane de deve kuşu var. Çok öfkeli ve şerefsiz bir deve kuşu. Kızım yaklaşılmaz deve kuşunun yanına. İşte evet fotoğrafçıyı şey yapıyor, dıdıklıyor, öbürünü kovalıyor, herkes kaçıyor falan bundan. Abi bana bir yakınlık hissetti tuhaf. Ben de ona bir yakınlık Handan hissettim. Handan Hoca tarzı. Tamam mı böyle bir bana yükseldi. Ben de onu bir beğendim yani. Hoş da bir deve kuşu. Sonra geldi evet. Falan böyle bizim o fotoğraflarımızı gördü işte. Benim dergiye basıldı böyle fotoğraflarım. Ben son derece ciddi ve havalıyım. Sanki dünyayı kurtarırım. Yanında yavşak satayım. Bir deve kuşum var. Yanında, sana yürüyor. Hayır o da ciddi. İkimiz de ciddiyiz. İkimiz de böyle dünyayı kurtarırız. Ama Yeliz biraz şey gibi. Hani sana ait olmayan bir Mercedes'e elini koyup fotoğraf çektirirsin ya. Biraz öyle gibi bir hali de var. Yani taklidi nasıl mesela? Ne yapıyor? Sadece durarak bile yapabileceğine inanıyorum. Tamam yani.